Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli il başkanım, kıymetli büyükşehir belediye başkanım, ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, burada bana eşlik eden değerli genel başkan yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, İzmir milletvekillerimizle birlikte hepinizi hem kendi adıma hem Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. En zor konuşmalar, kitle bir sanatçıyı bekliyorken önünde yapılan siyasi konuşmalardır. Bu konuşmalar ne kadar uzarsa aslında buradaki beklentiye karşı o kadar haksızlık yapılmış olur. O yüzden çok uzatmayacağım. Geçen sene burada yaptığım konuşmadan sonra kamuoyu benim genel başkan adayı olmamla birlikte ilk adım Dikili'de atılmıştı. Çoban ateşi Dikili'de yakılmıştı dedi. Doğrudur, o ilk konuşmaydı, önemli bir konuşmaydı. Orada beni çok seven çok değerli insanlar yüreklerindeki büyük bir üzüntüye rağmen nezaket alkışı yapıyorlardı. Ben de onlara ne kadar iyi insanlar olduklarını ama ne kadar zor bir durumda olduğumuzu ve bir çare bulmamız gerektiğini açık yüreklilikle ifade etmiştim. Benim için ilk adım Dikili'de atıldı derken esas bu festivalin ilkine, 1986 yılına gitmek gerekirse, ben 11-12 yaşında henüz ortaokula giden bir gençken, çocukluktan gençliğe geçen birisiyken sevgili kardeşim Barış'la birlikte o ilk festivali, ikinci festivali büyük bir merakla, büyük bir ilgiyle takip ediyorduk. O günlerde daha öncesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda, Kız Meslek Lisesi'nde sınıflar öğretmenlerin ailelerinin tatil yapması için bir nevi pansiyonlaştırılıyordu. Biz de oraya geliyorduk annem ve babamla birlikte. Sonra çok sevdik Dikili'yi. Hemen şuradan bir apartman dairemiz oldu. Şimdi de yine yakın bir yerde bir başka apartman dairesinde annem babam bütün bir yaz boyunca sizlere emanet. Ve o günlerde İzmir'de Bornova Anadolu Lisesi'nde yatılı okuyordum ve tahmin ediyorum 3. festivalden itibaren yatılı okul arkadaşlarımın kurduğu çadırla hep birlikte 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi ki halen daha neredeyse hepsiyle eğer yazın tatile gideceksem o ekiple ve aileleriyle giderim. Dikili Festivali'ni takip etmeye başladık. Burada bir ismi anmadan geçmek vefasızlık olur. 1980 darbesinden sonra Türkiye'de herkes sinmiş, susmuş, bastırılmış ve demokrasi nefes alacak bir boşluk, bir delik, bir pencere ararken o pencereyi hem Dikili'den bütün Türkiye'ye açan Osman Özgüven'i buradan minnetle anıyor, saygıyla selamlıyorum. Çamlar altında Uğur Mumcu'yla, İlhan Selçuk'la, Ali Sirmen'le tanıştıysam Osman Özgüven sayesindedir. Gonca Ezgi Kafesi'nde Olof Palme Parkı'nın yanında
Sosyalist Enternasyonel'in temsilcilerini Türkiye'deki en etkin sol siyasetçilerle birlikte dinlediysem ve düşünce yapım elbette babamın, annemin, ailemin, öğretmenlerimin katkısı çok büyüktür. Ama bir sosyal demokrat, sol görüşe sahip bir genç olduysam, sendikal mücadeleye saygı duyduysam, sınırsız bir dünya ve sınıfların birbiri üzerine egemenlik kurmadığı sınıfsız bir toplum özlediysek, hep birlikte üretmeyi, hep birlikte paylaşmayı, kimsenin kimseyi ezmemesini, hiçbir özgürlüğün engellenmemesini benimsediysek, hepsinde Dikili'nin payı vardır. Dikililerin, hepimize ev sahipliği yapan Dikililerin büyük payı vardır. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. O yüzden Manisa'da, Osmaniye'de konuşmuştum ama ilk ilçe mitingini de 31 Mart'ta ilk ilçe mitingini de Dikili'de yapmıştım. Bugün burada İzmir'de birileri 31 Mart'ta Türkiye'de felaket, İzmir'de rezalet beklerken biz 31 Mart'ta 31 belediye başkan adayı gösterdik ve sizler 29'unu Cumhuriyet Halk Partili 29 belediye başkanını seçtiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Kendilerini, belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün İzmir'de 29 kişide 28'i ilçe belediye başkanı, biri büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere 29 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. Kadınların çantasında birer anahtar var. O anahtarlar ilçenin, belediyenin kapısının ya da kasasının anahtarı değil. İlçenin ya da İzmir'in altın anahtarı da değil. O anahtarlar Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır. Öyle bir sorumlulukları var hepsinin. Bunun için hem belediyeciliğin temel hizmetlerini en iyi şekilde yapacaklar, hem bugünkü büyük yakıcı ekonomik krizde vatandaşlarımıza sahip çıkacak sosyal politikaları hayata geçirecekler, hem de kültür ve sanatın, sanatçının, düşün insanlarının ve onların verdikleri bilgilere, emeklere ekmek kadar, su kadar değer veren siz değerli İzmirlilerin beklentilerinin tamamını karşılayacaklar. Siz onlara güvendiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben kendilerine güveniyorum ve onlardan tarihin en başarılı belediye başkanlıkları dönemini yaşatmalarını ve önümüzdeki seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının önünü açmalarını bekliyorum. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Son sözüm şudur. Sözü fazla uzatmayacağım. Ben hemşerinizim, hem Dikili'den hem komşunuzum. Manisa'nın bir taraftan Soma'dan komşusu Kınık'la İzmir'se, bir taraftan Sarıgöl'le komşusu Buldan'dır, Denizli'dir. Birazdan bir Denizlili gelecek. Birazdan 35 yaşında bir Cumhuriyet kadını gelecek. Bir hemşerimiz, bir Egeli gelecek. Melek Mosso'yu bekleyenleri daha fazla bekletmek, hiçbirinizi daha fazla üzmek istemem. Programdaki gecikmeden dolayı beklettiğimiz herkesten özür diliyoruz.
Melek Hanım'dan, Melek Mosso'dan özür diliyoruz. Sahneyi ona bırakırken hepinize şunu söylemek isterim ki, hepinize, Türkiye'de konserler iptal ediliyor, festivaller iptal ediliyor, lamı cimi yok. Birileri tarafından yaşam biçimine, tercihlere müdahale ediliyor. Söz söyleyenin sözü yüzünden, söylenen söz yüzünden yeniden biz 30 sene önce burada, 38 sene önce burada 141-142 konuşuyorduk. 130. maddeyi konuşuyorduk. 146 konuşuyorduk. 40 sene olacak, halen düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü üzerinden birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biraz önce ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Suavi'nin konseri, gözü dönmüş bir grubun protestolarına, bir başka konser de ondan korkup kaygılanıp iptalle sonuçlandı. Suavi'nin kalktım, evine gittim. Senelerce burada oturdu. Her Dikili Festivali'nde sahne aldı. Suavi'ye dedim ki, bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Eğer senin bir konserine bir kez daha böyle bir tehdit olursa, o zaman ben ne yapacağımı biliyorum dedim. Şimdi Suavi'nin 30'u akşamı Aydın'ın Çine ilçesindeki konserini birileri hedef gösteriyor. O konserin iptal edilmesi için baskı yapıyorlar. O gece, o gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İzmir Fuarı'nı açacağız. Ardından İzmir İl Başkanımız, bütün ilçe başkanlarımız, bütün belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte Çin'e Suavi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye'yi korkunun, baskının altında ezmeye çalışanlara, emekçiyi ezenlere de, sanatçıyı ezenlere de, gençleri ezenlere de şunu söylüyorum. Kibriniz yetti. Kimseye yukarıdan bakmayın. Kimseyi karınca gibi görmeyin. O karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kim varsa bir derdi, emin olsun ki var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi seviyorum. Genel başkan olarak ilk geldiğim, ilk kez geldiğim Dikili'de gönül ister uzun uzun konuşalım ama daha fazla ne sanatçımızı ne onu sevenleri bekletmeye hakkımız yok. Dikili'yi, Dikili'dekileri, Dikili'nin yerlilerini ev sahipliklerinden dolayı bir kez daha kutluyorum. Dikili'nin misafirlerini saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin bütün ilçelerini Dikili yapana kadar, Dikili gibi iyi yönetilen, özgürlüklerin hakim olduğu, kardeşliğin, barışın, huzurun kenti yapana kadar hep birlikte çalışacağız. Hepimizin yolu açık olsun, yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bırakmayacağız.